Bilim adamları çocuk felcinin sonunun gelmiş olabileceğini söylüyor. 80'lerde dünya genelinde 350 bin çocuk felci vakası varken bugün bu sayı 650'den az. Çocuk felcinin en çok görüldüğü ülke olan Hindistan'da yapılan aşılar sayesinde bir yılı aşkın süredir tek bir vakaya dahi rastlanmadı. Ancak Hindistan'daki kararlılık tüm dünya genelinde tekrarlanmadığı müddetçe çocuk felcinin tamamen tarihe karışması mümkün değil. Bu ilacın sadece iki damlası çocuk felcini önlemek için yeterli. Şimdi bunu 117 milyon kez tekrarladığınızı, bu hastalığa karşı korumak için Hindistan'daki her çocuğun peşine düştüğünüzü düşünün. Hindistan çocuk felcinin en çok görüldüğü ülkeydi. Ve bu hastalığın sonunu getirmekte işte böylesine yoğun bir çabayla mümkün olabildi. Çocukların aşılanması için çalışan gönüllüler arasında İngiltere'den gelenler de var çeşitli yardım örgütlerinin önayak olması, kampanyalarla para toplaması, halkın bilincini artırması sayesinde bugünkü noktaya gelinebilmiş. Benim hayalim çocuk felci olmayan bir dünyaya kavuşabilmek. Su çiçeğini tarihe gömdük. Çocuk felcini de gömebilmeliyiz. Çok yakınındayız bu hedefin. Ben hemşireyim ve her gün çocukları çocuk felcine karşı aşılıyorum. Buraya gelip buradaki çocukları aşılamak da bunun bir uzantısı yalnızca. Dünya genelinde sağlıklı çocuklar görmek istiyorum. Delhi'deki bu hastanede çocuk felci geçirmiş hastaların yıllar süren tedavileri yapılıyor. Muhammed çocuk felcine bebekken yakalanmış. Baston desteğiyle yürüyebilmesi için bile defalarca ameliyat olması gerekiyor. Hindistan'ın dört bir yanından hastalarım var. Böylesi bir ızdırabı görmek insana acı veriyor. Eğer dünya çocuk felcine bir son verebilirse bu benim hayal edebildiğim en muhteşem şey olur. Çocuk felci Hindistan'da daha çok kirli sular ve kanalizasyon üzerinden yayılıyordu. Ancak şimdi gerekli koruma sağlandığı için çocuk felci virüsü neredeyse kaybolmuş halde. Hindistan hastalığın kökünün kurutulabileceğini kanıtladı. Ancak savaş halen tamamen kazanılmış değil. Çünkü Pakistan, Afganistan ve Nijerya'da çocuk felci vakalarının son yılda artış kaydettiği belirtiliyor. Yani dünya genelindeki her çocuk aşılanmadan çocuk felci bitmiş olmayacak. Başarısız aşılama kampanyaları ve aşıya karşı çıkan eğitimsiz aileler, çocuk felciyle mücadele önündeki başlıca sorunlar. Çocuk felcinin tümüyle dünya üzerinden silinmesi içinse bu sorunların aşılması Hindistan'da görülen azmin diğer ülkelerde de tekrarlanması gerek.